PTT Anonim Şirketi son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirerek sektörde bir numaralı marka haline gelmiştir. PTT'nin sektörde bir numara haline gelmesinde yapılan uygulamaların yanı sıra personelin özverili olarak verdiği emek ve gayret en önemli etkenlerdendir. PTT personeli bu denli iyi niyetli, özenli ve özverili çalışırken iş yoğunluğu durmadan artmış, emekli olan personelin yerine yeni personel alımı yeteri kadar yapılmamıştır. Şube sayıları artırılmış, yapılan yeni anlaşmalarla gönderi sayıları artmıştır. Bazı PTT merkezleri esnek çalışma adı altında saat 19'a kadar çalışmaya devam ettirilmiştir. PTT personeli 399'lu, İHS'li ve taşeron diye ayrılmış, eşit iş yapılmasına rağmen yapılan işe eşit ücret verilmemiştir. Toplu sözleşmeden elde edilen hak ve kazanımlar çalışanlara verilmemiş. Hatta elde edilen hak ve kazançlarda yayınlanan genelgeler de bir çalışanın elinden alınmıştır. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, genel müdürlüğümüzden talep ettiğimiz çözülmesi gereken sorunlarımızı şöyle sıralayabilirim. 1. Bütün bunlarla birlikte yükselen enflasyon nedeniyle çalışanın alım gücü düşmüştür. Bu nedenle yıl sonunu beklemeden enflasyon farkının ödenmesi gerekmektedir. Özellikle 399'lu personel gelir vergisi yükü altında ezilmektedir. Hükümetimizin beklentimiz gelir vergisinde yaşanan bu sıkıntıların ortadan kaldırılmasıdır. 3. Öğretmen, imam, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerekmektedir. 4. Toplu sözleşmede imza altına aldığımız kitlerde çalışan 399'lu personele skala düzenlemesi yapılması hakkında PTT personel mahrum bırakılmıştır. PTT personeli için skala düzenlemesi yapılması gerekmektedir. 5. Özellikle idari hizmet sözleşmeli çalışanların temel ücretleri hususunda bir artış yapılmamıştır. Yaptık, artırdık denildiği halde bugüne kadar ücretlerde bir iyileştirme olmamıştır. İHS'li personellerin ücretlerinde en kısa sürede artış yapılmalıdır. 6. 399'lu çalışanların görevde yükselme yönetmeliği değiştirilerek kurumda yükselmelerin önü kesilmiştir. İHS'li personelin performans değerlendirme yönetim sistemi, usul ve esaslarının bazı maddelerinin iptali ve 399'lu baş dağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliği için Danıştay 2. Dairesine açtığımız davalar sonuçlanmadan gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 7. Yapılan personel alımları yetersiz kalmıştır. Yapılan son personel sınavında soruların zor olması ve baraj puanı nedeniyle yok derece kadar az sayıda personel sınavı kazanmıştır ki bu kesinlikle yeterli bir sayı değildir. En kısa sürede yeniden personel alımı yapılmalıdır. 8. Kamudaki tüm kurumlarda görev yapan taşeronlar kadroya geçirilmişken PTT taşeronları kadroya alınmayarak büyük bir hak kaybına uğratılmışlardır. PTT'de görev yapan taşeronların da kadroya alınması için acilen çalışma yapılmalıdır. 9. Geçmiş dönemlerde yapılan önem değişikliği ve yükselme sınavlarındaki yanlış uygulamalar nedeniyle birçok arkadaşımız mağdur duruma düşerek hak kaybına uğramıştır. Mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir. 10. Dağıtıcı arkadaşlarımızdan nedenlerine ve niçinlerine bakılmaksızın teslim edemediği gönderilerin karşılığı ceza kesilmeye başlanmıştır. Bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir. 11. Bardağı taşıran son damla olarak ise özellikle idari hizmet sözleşmeli personelin mesai saati 30 saatten 20 saate düşürülmüş. Yetmezmiş gibi yıllık izin, sıhhi izin, idari izin, sendika izni kullanmak suretiyle haftalık 40 çalışma saatini doldurmayan personele
anayasa ve kanunlar hiçe sayarak hafta sonu mesaisi ödenmeyeceği bildirilmiştir. Bu uygulamaya son verilmesi gerekmektedir.